Dördüncü kuru birinci soruyla başlayalım. 2021 LGS kurgusu. Bize Pisagor bağıntısından bahsetmiş. Kenar uzunlukları 4 kök 2 x ve 2 kök 2 x olan dikdörtgen şeklindeki kartonla bir yüzün alanı 64 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıt. Kağıt kare şeklinde ise alana 64 ise ne gelecektir? 8'e 8. Bir kenarın 8 olduğunu bulurum. Bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresi kaç santimetredir? Zaten bak burası 8, burası 8, burası 90 ise sen şu uzunluğu bulursun. Bu uzunluk karenin köşegeni olurken dikdörtgenin de uzun kenarı olmuş oluyor. Ben buraya x demeyelim a dersem a'nın karesi eşittir 8'in karesi artı 8'in karesi. A'nın karesi eşittir 128. A ne geliyor bak buradan? Kök 128. O da 64 çarpı 2'den 8 kök 2 gelir. Yani senin bu dikdörtgenin uzun kenarı 8 kök 2 neye eşittir? 4 kök 2 x'e. Şuna yani. Kök 2'ler zaten gider. Her tarafı 4'e bölersem x 2 geldi. X 2 birimse arkadaşlar. O zaman burası 4 kök 2. Burası 8 kök 2. Çevresini istiyor. 8 8 16 kök 2. 4 4 8 kök 2. Toplarsam 24 kök 2'dir çevresi. Bizlerden Pisagor bağıntısından bahsetmiş burada. Biz bir devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki sarı kağıt ile kare şeklindeki mavi kağıt şekil 1'deki gibi çakıştırılırsa mavi kağıdın 2 santimlik kısmı açıkta kalıyor. Eğer mavi kağıt sabit kalacak şekilde sarı kağıt döndürülerek sarı kağıdın diğer mavi kenarlı kağıt şekil 2'de gibi çakıştırılırsa sarı kağıdın 2 santimlik kısmı yukarıda açıkta kalıyor diye soruyor. Sarı renkli dikdörtgenin çevresi 24 santim olduğuna göre şekildeki iki köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimdir diye sormuş. Şimdi bak şöyle diyelim ben buraya A desem mavinin bir kenarı A artı 2 gelecek. Bir kenarı A artı 2 A artı 2 burası da A artı 2 geldi. Buraya da B aldım ki sarı renkli dikdörtgenin çevresi 2A artı 2B 24 ise A artı B. Ne geliyor bak burada? 12. Bu bir dursun. Hatta sen direkt B gördüğün yere 12 eksen yazabilirsin. Neyse. Şurası A artı 2 oldu. Burası A artı 2 oldu. İşte. Şimdi senin şu gördüğün şey sarı renkli dikdörtgen uzun kenarı mı? Yani senin A artı 4 dediğin şey aslında B'ye eşit. Çünkü sen sarı renkli dikdörtgenin uzun kenarına B dedin. Yaz o zaman şurada. A dursun. B gördüğüm yere A artı 4 yazdım. 12. 2A eşittir 8 ise A ne geliyor bak buradan? 4. A 4 ise o zaman şurası da 6 geldi. Hadi Pisagor bağıntısını yapalım. AB'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi yani 40 geldi. AB de kök 40'tır. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 10'dan 2 kök 10 gelir cevap.